özellikle bu Türkiye Gov.tr'yi yaparken veya işte ilk başta planlarken, mimarisini oluştururken devletin vatandaşa hizmeti olarak neyi hedeflediniz? Belki bunu buradan girebiliriz hocam. Yani Türkiye Gov.tr ne yapacak, ne yapmak istiyor, ne için kuruldu? Ya, Türkiye Gov.tr şöyle bir benzetme yapalım. Diyelim ki siz eskiden devlet kapısında işiniz var. İşte gideceksiniz, işte adli sicil belgesi alacaksınız. Eskiden Sultanahmet dedi biliyorsunuz adliye. İşte Sultanahmet'e gideceksiniz, adli sicilinizi alacaksınız. Sonra diyelim askerlik şubenizde işiniz var. İşte oturduğunuz ilçenin askerlik şubesine gideceksiniz. O işlemleri yaptıracaksınız. Sonra diyelim işte mahkemede bir işiniz var. Mahkemeye gideceksiniz. Çeşitli devlet kurumlarını dolanıyorsunuz. Evet. Diyelim ki eskiden yani bu internet çıkmadan önce şöyle bir sistem yapılsaydı. Bir devlet dairesi var. Siz sadece oraya gidiyorsunuz. İsteğinizi bildiriyorsunuz. İşte bana adli sicil belgesi lazım. Sonra işte askerlik durum belgesi lazım. Oradaki memur sizin bu isteğinizi alıyor. Arka tarafta da çalışanlar var. Birisi gidiyor sizin adınıza. Askerlik şubesinden işte askerlik belgenizi alıyor. Başka bir kişi gidiyor sizin adınıza. Adliyeden adli sicil belgesi alıyor. Siz orada bekliyorsunuz. Sonra getiriyorlar. Bir dosya içine koyuyorlar bu bilgileri. Size sunuyorlar. Eskiden yani bilgisayarlar internet olmadan önce, bilgisayarlar olmadan önce böyle bir sistem tasarlasaydık bu şekilde çalışacaktı. Keşke. Ama bu yok. Yani şimdi biz bunu elektronik ortamda yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e-devlet kapısından içeri girdiğiniz zaman bütün hizmetler orada. Yalnız sizi karşılayan birisi yok. Sizi bir site karşılıyor. İnternet sitesi karşılıyor. Sadece internet olması yeterli. Ve sizin adınıza da o getir götür işlerini biz elektronik ortamda yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sizin isteğiniz diyelim ki adli sicil sorgulaması yapacaksınız. Sizin isteğinizi alıyoruz e-devlet kapısı. Tabii ilk önce kimliğinizi doğruluyoruz e-devlet kapısına giriş için. İçeri girdiniz. Sonra diyelim adli sicil belgesi istiyorsunuz. Biz o bilgileri adli sicil bilgilerini Adalet Bakanlığı'nın bilgisayarlarına soruyoruz. Ve oradan gelen bilgileri size veriyoruz. Ya da askerlik belgesiyle ilgili biz gidiyoruz site olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisayarlarına soruyoruz. Sizin askerlik durumunuzu. O bilgileri getiriyoruz ve o bilgileri size veriyoruz. Tabii bütün bunlar elektronik ortamda olduğu için saniyeler sürüyor.